Merhaba. Biz de Ankara'dan sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel İzmir'e. Seni çok özledik bu arada İzmir'de. İzmir'de de görmek istiyoruz abi. İnşallah en yakın zamanda görüşürüz tabii ki. Geleceğiz. Önümüzdeki haftalarda bir program var. Evet. Ona katılmak için geleceğim inşallah. Tabii görüşürüz. Abi nasılsın, iyi misin öncelikle? İyiyiz. Çok teşekkürler. İyi işte görüyorsunuz bu sağlık konusuyla alakalı COVID-19 belasıyla büyük bir mücadele Evet. veriyor Türkiye Evet. ve hala vermeye de devam ediyor. Evet. Bu süreçte birçok canımızı kaybettik ve binlerce kişi de rahatsızlandı, hastalandı. Ben onlara öncelikle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara, şifa bekleyenlere de şifa diliyorum. Abi öncelikle soruma geçmeden önce biz Time 35 ailesi olarak İzmir'de kent televizyonculuğu, bu dijital medyada hem gazetemizle hem televizyonumuzla kent televizyonculuğu yapma yolunda bir adım attık. Çok güzel. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Time 35 için birkaç kelime söyler misin abi? Tabii öncelikle ben hayırlı olsun demek istiyorum. Çok önemli bir atılım bu. Çünkü halkımızın bütün olayları öğrenme, bilgilenme, haber alma özgürlüğünü ve ihtiyacını siz karşılıyorsunuz. Bu çok önemli. Özellikle kentsel televizyonların önümüzdeki dönemlerde daha etkili olacağını biliyorum. Sizi de yıllardan beri biliyoruz, tanıyoruz. Oraya değer ve renk katacağınıza da eminiz. Biz de üzerimize düşen ne olursa burada birlikte hazırız elimizden Sayın geleni birlikte vekilim, ortaya koymaya. sayın vekilim, gündemde tabii çok önemli konular var ama siz Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili, enerji politikalarından sorumlu Sayın Genel Başkan Başdanışmanı Enis Berberoğlu vekiliniz, bu tutuklanma, daha sonra serbest bırakılma, bu olayları nasıl yorumluyorsunuz? Net olarak söyleyeyim. Bu bir basına, işte benden olmayana vesaire gibi durumlarda gözdağı vermek. Yani düşünebiliyor musunuz? Özgür bir basın olmadığı sürece insanların istediklerini, özellikle gazetecilerin fikirlerini rahatlıkla ortaya koyamadıkları sürece ülkede özgürlükten bahsetmek sadece hayal olur. Yani şimdi onun gibi ardından gelen haber alma özgürlüğünden dolayı olan olaylar var. Mesela Enis abinin yanında en sonda biliyorsunuz o İsmail Tükel vardı. O da TV'nin genel yayını. Onları sabaha karşı aldılar. Müyesser Yıldız vardı sayın vekilim. Tabii. Şimdi Barış Pehlivan, Barış bir Terkoğlu. kere Berberoğlu'nun değerli abimiz beraber milletvekilliği yaptık. Yani 2 yıldır bekleyen fezlekesinin bekletip o güne getirilmesi zaten temayüllere aykırı bir şey. Bir kere ortada anayasaya aykırılık da var biliyorsunuz herhalde. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin bir talebi var. Diyor ki bu konuyla ilgili yeterli evrak yok, yeterli belge yok. Biz de bu konuyla ilgili belge bekliyoruz diyor. Buna rağmen bir milletvekilinin görevinden alınması, milletvekilinin düşürülmesi inanır mısınız? Yani artık korku devleti veya işte nasıl söyleyeyim benden olacaksın, benim dediklerimi yazacaksın veya buna benzer hareketleri yapmak isteyen hem gazeteci hem özgür düşünen insanların önüne engel olmak. Ülkemizin önündeki en büyük zenginlik olan özgür düşünceyi, konuşmayı engellemeye çalışmak. Ama tabii bu tür durumlar biz Enis abiyle daha önce konuştuğumuzda yani böyle bir şey beklediğini söylemişti bile. Bu bir tenettüstü diye demişti. Çünkü neden? Bu ülkede artık hukuku, adaletin bir tek kelimeyle, bir telefonla, talimatla yerine getirildiğinin ortaya koyulduğu son durumdur bu artık. Evet. Tabii bizi bu susturur mu veya geri çektirir mi? Asla öyle bir şey olamaz. Daha çok mücadele edeceğiz, daha çok çalışacağız. Hak, hukuk ve adalet yolundaki mücadelemizi Sayın Genel Başkanımızla birlikte onun liderliğinde devam ettireceğiz. Ki Türkiye'nin her noktasında, Mustafa Bey, gittiğim her yerde Evet. inanılmaz bir tepki var. İnsanlar aş, iş ve ekmek derdinde. Yani şimdi bunlar tabii gündem değiştirme çabaları çok Evet. büyük oranda. Evet. Çünkü neden? Milletimiz zor durumda. Şimdi bu koronavirüs sürecinde
olan süreçte değil, daha doğrusu süreç devam ediyordu. Bu zamana kadar olan süreçte yani bizler şunu bekliyorduk. Hani bir Afrika ülkesi gibi onların yaptıkları, hani mesela Kanada atıyorum, o ülkeler gibi, hani o devlet babanın sıcaklığı vardır ya. Evet. Siz de oturun. Siz merak etmeyin. Biz devletiz. Sizden doğduğunuz günden beri vergi alıyoruz. Şimdi de size destek olacağız gibi söylemleri bekledik. Ama öyle bir şey ortaya çıkmadı. Tabii ekonominin uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıldır getirildiği durumda kazanın tam takır olduğu ortaya çıktı. Bunun bedelini de maalesef yine bizim halkımız ödüyor. Yani çok komik olan bir olay var. Bence hem komik hem trajikomik. Şimdi iktidar diyor ki, ya işte diyor kemerleri sıkacağız. Bir insanın önce kemer sıkması gerekirse kendinden başlamalı. Evet. Yani bizler önce memleketteki o israfı engellemeli, onu önlemeli. Ondan sonra dönüp ben israfı engelledim, İşte şatafattan uzaklaştım, ey milletim ama hala durumu kurtaramıyorum deme hakkı olur. Böyle bir şey olamaz. Yani bu akılla, mantıkla örtüşecek bir durum değil. Onun için geldiğimiz noktada işte gündem değiştirme konusunda artık profesyonelleşmiş bir iktidar var. Evet. Bir konuda. Şimdi millet beni arıyor, sizi, herkes arıyor, sizleri de arıyor, gazeteci arkadaşlarımızı arıyor. Elektrik faturaları 3 ay, efendim işte şu anda kesilmiyor. İşte kiralar, vergiler atıyorum. Bunlar şimdi ne olacak? 3 aydır adam çalışmıyor. Kahvesini açamıyor. Dükkanını açamıyor. Şimdi ne olacak? 3 ay sonra faturalar geldi. Büyük bir kaosla karşı karşıya bırakacaklar küçük esnafımızı. İşte o zaman ne diyecek devlet? Diyecek ki gelin bana, ben size borç para vereyim. Ondan sonra da seçimlerde de diyecek ki, ya diyecek işte bakın bu kadar borcunuz var. Yani eğer iktidar değişirse bu borçlarınızı hemen isterler. Evet. İktidar değişirse faiz yükselir. Evet. Yalan dolanına gidecek. Evet. Onun için yani gerçek anlamda Mustafa Bey siyaseti çok dikkatli ve etik kurallarla yapmaya gayret gösteren uzun yıllardır bir kardeşinizim. Net olarak söylüyorum. Şu anda Türk milletinin karşı karşıya kaldığı bu durum dünyanın hiçbir yerinde yok. Net olarak söylüyorum size. Evet. Yani ülkemizdeki o güzel aziz Türk milletinin, o güzel insanların yüreği, gönlü güzel insanların borçlandırarak yönetmeye çalışmak bu ülkeye yapılacak en büyük sıkıntıdır. Dün beni kahveciler aradı. Kahvehaneciler. İşte onlar da biliyorsunuz yayınlar yapıyorlar. İşte bu Dijitürk, evet, üzerinden, evet, vesaire. Evet. Veya işte bunlara belli bedeller ödüyorlar. Bu adamlar bu bedelleri peşin olarak ödemiş. Kahveler atıyorum işte erkenden kapanıyor veya bu kadar aydır açılmadı. Yani diyor ki biz bittik kardeşim, bittik diyor, bizi kurtarın. Evet. Yani insanlar bunları duyması lazım bu işte iktidardakilerin. Doğru. Söylüyoruz, anlatıyoruz, dile getiriyoruz ama maalesef duyulmak istenilenler, gerçek olanlar duyulmuyor ama kendi duyurmak istedikleri bir şekilde işte duyuluyor. İyi ki onun için varsınız, işte iyi ki bu kent televizyonları var. İyi ki sizler varsınız da bizler de bu televizyonlar sayesinde, bu radyolar sayesinde, bu gazeteler sayesinde deyip en azından halkımızın gerçek anlamda ihtiyacını, milletimizin sesini duyurabiliyoruz. İyi ki varsınız. Sağ siz, olun. Siz de iyi ki varsınız Sayın Vekilim. Siz de iyi ki varsınız. İnşallah hep birlikte. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum.